Merhaba. Yıllık TÜFE enflasyonu Eylül ayında beklentilerle uyumlu olarak %58,9'dan %61,5'e çıktı. Yıllık hizmet enflasyonu %86,5'la tarihi rekor seviyesindeydi. Gıda, altın, enerji gibi oynak kalemlerin dışlandığı çekirdek enflasyon ise tahminlerin üzerindeydi. Yıllık enflasyonda yükselişin devam edeceğini ve yıl sonunda %69 civarında olabileceğini düşünüyoruz. Tahminimize göre enflasyon Nisan 2024'te %70'i aşabilir ve Temmuz ayına kadar bu seviyelerde kalabilir. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık 4,6 milyar dolar gerileyerek 5 milyar dolar oldu. Özellikle ithalattaki yavaşlama oldukça belirgindi. Bu veri son dönemde tüketime bağlı büyüyen ekonomide dengelenmenin başladığına yönelik ilk işaret olabilir. Eylül ayında cari fazla vereceği şimdiden görülüyor. BIST 100 endeksi hafta içerisinde TL bazlı zirvesi olan 8550'ye yükseldi. Ancak jeopolitik gelişmeler ve yurt dışında da zayıf risk iştahı endekste oynaklık ve satış baskısı yarattı. BIST 100 Cuma günü TL bazlı zirvesinden yaklaşık %1,1 düşerek 8463 seviyesine geriledi. Küresel Bileşik PMI Eylül ayında aylık 0,1 puan gerileyerek 50,5'e indi. Özellikle hizmet sektörü aktivitesinde talep kaynaklı zayıflık öne çıkıyor. Ayrıca Euro bölgesi ekonomisinde durgunluk sürüyor. Arz yönlü endişeler nedeniyle Eylül sonunda 95 doların üzerine yükselen Brent petrol, hafta içinde ABD'deki sert faiz hareketi ve yavaş küresel büyüme beklentileriyle haftalık %9,1 gerileyerek 83,6 dolara indi. Fed'in Şahin Eylül toplantısından bu yana ABD'de reel faiz yükseliş hareketi içine girerek risk iştahını zayıflatmıştı. Cuma günü piyasaların merakla beklediği tarım dışı istihdam artışı ise beklentinin çok üzerinde gelerek Fed'den Aralık ayında faiz arttırımı ihtimalini yeniden canlandırdı. Fed bölgesel başkanlarından Deli, Eylül ayında tahvil faizindeki artışın Fed'in bir faiz artırımı yapmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. 10 yıllık ABD tahvil faizi 2007'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Haftaya sanayi üretim endeksi, işsizlik oranı, cari denge ve perakende satış hacim endeksi açıklanacak. Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin yıllık %3,7 yükselmesini bekliyoruz. Cari açığın yıllık 1,6 milyar dolar gerileyerek 1,1 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Piyasa beklentisi 0,7 milyar dolar açık yönünde. Yurt dışında ABD ve Çin'de enflasyon takip edilecek. 9-15 Ekim arasında IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları yapılacak. IMF küresel ekonomik görünüm raporunu yayımlayacak. Bu toplantılara Merkez Bankası Başkanı Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de katılacak. Basında yer alan haberlere göre Erkan, büyük yatırım kuruluşları ve diğer Merkez Bankası başkanlarıyla da görüşecek. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.